Evet, değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy bir bilgilendirme toplantısı yaptı, basın toplantısı yaptı. O basın toplantısında kritik açıklamalar yaptı Hami Aksoy. Aksoy'un yaptığı en kritik açıklamaların başında şu dakikalarda Amerikalı bir heyetin Ankara'da olduğu ve Membiç görüşmelerinin devam ettiği bilgisi oldu. Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, Mart ayında ilk toplantısı yapılan Suriye, ABD ile kurulan Suriye mekanizması kapsamında Membiç için yapılan ilk toplantının ikincisinin bugün şu dakikalarda başkenti Ankara'da yapıldığını belirtti ve ABD'li heyetin Ankara'da ağırlandığını ifade etti. Yine ABD ile ilişkilere ilişkin açıklaması var Dışişleri Sözcüsü'nün. ABD'de bazı senatörlerin F-35 Türkiye'ye F-35 verilmemesine ilişkin bir tasarı sunmuşlardı senatoya. İşte o tasarıya ilişkin de konuştu Dışişleri Sözcüsü ve o tasarının Türkiye'nin Rusya'dan S-400'ü almamasını içerdiğini belirtti Hami Aksoy ve ancak elma ile armutun aynı kefeye koyulmayacağını belirtti. Biz de karşılık vermek zorunda, biz de karşılık vermek zorunda kalabiliriz şeklinde ifadeler kullandı. Özellikle F-35'ten kaynaklı olarak ve S-400 Türkiye'nin S-400 alması ilişkin ABD'den gelecek olası yaptırımlara karşı biz de karşılık vermeye mecbur kalırız ifadelerini kullandı Dışişleri Sözcüsü ve aynı zamanda F-35 girişiminin Amerika'nın müttefiklik ruhuna sığmadığını da belirtti. Yine Amerika'nın Kudüs kararına ve hamlesine ilişkin de açıklamalar yaptı Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy. Bu kapsamda Kuveyt'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Filistin'e barış gücü gönderilmesine ilişkin bir karar tasarısı sunacağını, Türkiye'nin de bu karar tasarısını destekleyeceğini ifade etti. Ancak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bu tasarının geçmemesinin yüksek ihtimalli olduğunu, çünkü ABD'nin veto hakkı bulunduğunu ifade etti. Buna karşılık olarak da Türkiye'nin benzer tasarıyı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na, daha önce olduğu gibi BM Genel Kurulu'na taşıyacaklarını ifade etti. Filistin'i 137 ülkenin tanıdığını, bir devlet olarak tanıdığını ve bu sayının arttırılması için de her türlü girişimde Türkiye'nin bulunmaya devam edeceğini ifade etti Hami Aksoy. Yine Filistin'in Lahey'e İsrail'in işlediği insanlık suçlarından kaynaklı olarak bir başvuruda bulunduğu, İsrail'in yargılanması için bu konuda da Filistin'e her türlü desteği Türkiye tarafından verildiğini ifade etti. Yine ABD'nin tartışmalı bir kararı vardı. İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi kararı Amerika'nın. Bu kararın hiçbir uluslararası hukuka uymadığını bir kez daha vurguladı Dışişleri Sözcüsü ve aynı zamanda Türkiye'nin bu barışçıl anlaşmada, anlaşmanın devamı konusunda her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğini söyledi. Aynı zamanda İsrail'in izole edilmesinin hiçbir yararı olmadığını, yarardan çok zarar verdiğini ifade etti ve Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin hem bölgesel hem de küresel sorunların çözülmesi açısından çok önemli gördüklerini ve bu çerçevede İran'la ilişkiler yürüttüğünü Türkiye'nin ifade etti Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy. Yine Hami Aksoy'a dün akşam Ankara'daki kritik zirveyi sorduk. Rusya lideri Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrent'in Ankara'ya geldiği ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la bir görüşme yaptığı, aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı'nda Büyükelçi Sedat Öner'le bir görüşme yaptığını ve bu görüşmede Ankara-Şam hattında bir temasın veya ilişkilerin normalleştirilmesinin gündeme gelip gelmediği sorusunu yönelttik. Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy burada sadece Astana toplantısına, Astana Komitesi'nin hazırlık toplantılarına ilişkin gelişmelerin ele alındığını, aynı zamanda Soçi'de kabul edilen Suriye'de bir anayasa yazılmasına ilişkin komisyon kurulması kararının çalışmalarının değerlendirildiğini ifade etti. Ankara-Şam hattındaki ilişkilerin veya herhangi bir temasın olup olmayacağı kısmını ise yanıtsız bıraktığını ifade edelim. Yine Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy'a İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepelerine ilişkin son gelişmeyi sorduk. O son gelişme şu şekilde: İsrail işgal ettiği Suriye toprakları olan Golan Tepelerinin İsrail toprağı olarak ABD tarafından tanınmasına ilişkin girişimlerde bulunuyor ve ABD'den böyle bir talebi var. Türkiye'nin bunu nasıl değerlendirdiğini sorduk. Bu soruyu da yanıtsız bıraktı. Ancak İsrail'in Filistinlilere ve Kudüs'te yaptığı girişimlere karşı Türkiye'nin her zaman Filistin halkının yanında olacağını ifade etti. Ancak Golan Tepeleriyle ilgili sorumuzu yanıtsız bıraktı. Notlarıma bakıyorum. Başka hangi açıklamalarda bulundu Dışişleri Sözcüsü? Afrin harekatına ilişkin de kısa bir açıklama yaptı. Bölgedeki
mayın ve el yapımı patlayıcıların temizliğini sürdüğünü ve Suriyeli halkın tekrar o bölgeye dönüşünün tam güvenlik sağlandıktan sonra dönüşlerinin yapılması için Türkiye'nin bütün girişimlerde bulunduğunu ifade etti Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy. Ayrıca İsrail ve Amerika'nın Kudüs hamlesine ilişkin şu bilgiyi de paylaştı. Bu krizin ardından Türkiye'nin hem ABD'deki hem İsrail'deki büyükelçileri istişareler için Türkiye'ye çağrıldıkları bilgisi vardı. Hala o iki büyükelçinin de ülkeye hem ABD'ye hem de İsrail'e geri dönüş yapmadığını, Türk büyükelçilerin hala Ankara'da olduğunu bilgisini paylaştı Dışişleri Bakanı Hami Aksoy. Özetleyecek ve toparlayacak olursak özellikle bugün Ankara'da kritik bir toplantı daha yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında Suriye için kurulan bir mekanizma vardı. Özellikle Membiş'teki PKK, PYD varlığına ilişkin ve o bölgedeki terör unsurlarının Membiş'ten çıkartılmasına yönelikti. Bu mekanizmanın ilk toplantısı Mart ayında yapılmıştı. İkinci toplantısı da bugün Ankara'da devam etti ve ABD'li heyetin Ankara'da olduğu bilgisini paylaştı. Yine Amerika'nın F-35 hamlesine karşı Türkiye'nin de karşılık vermeye mecbur kalabileceğini ifade etti Dışişleri Bakanı Hami Aksoy. Dışişleri Bakanı sözcüsü Hami Aksoy öne çıkan gündem başlıklarına ilişkin bu açıklamaları yaptı diyelim ve buradaki yayınımıza son verelim.